Şöyle başladı. Burada sendika yok şirkette. Şu an sendika bulunmuyor. Biz şirkete sendikayı niye sokmaya çalıştık açıkçası. İçeride sendika örgütlenme vardı. Biz de sendikaya üye olduğumuz ve içeride sendika arkadaşlarımıza anlattığımız için işte önce olan arkadaşlar içeride iş yani biraz daha az bulunan arkadaşları işten çıkardılar. Finans departmanında çalışıyorduk biz içerideyken. Şirketin beyaz yakalı tabi ettiği çalışanları. Genelde eski çalışanlar, işte en az çalışanımız 6 yıldır burada. 151. gün bugün. Biz de kapıda fili dinle çekici sendikada beraber. 151'den beri kapının önündeyiz. Mahkememiz devam ediyor. İşte sendika mahkemesi. Bireysel davalarımız devam ediyor. İçeriye sendikaya beraber gelene kadar direnişimiz devam edecek. Sendikamıza güvenebilirler. Bizlere güvenebilirler. Sendika içeri girene kadar mücadele devam edecek. Peki yani geniş anlamda olursak taleplerimiz işe geri dönmek istiyoruz, işe iade etmek istiyoruz. Şirketin de bizim bu çoğunluk tespitine itiraz etti. Anlatabilirim. Yasaya dayanarak. O itirazın geri çekmesini istiyoruz. Sendikayla toplu iş sözleşme masasının oturmasını istiyoruz. İçeride sendikalı şu an işçi yok. Var. Sendikalı var. Aynen. Çoğunluğumuzu aldık yasal çoğunluğumuz. Mesela kaç sendikalıydı iş? Şirketin mevcudu 830 küsur. Biz bu 830 çalışanın %40'ını sendikalı yaptık. Çoğunluk tespiti yapıldı. Yazı geldi. Çoğunluk tespiti ilgili. Ama bu 12 Eylül'den kalan bir yasa var. Çoğunluğa itiraz hakkı var şirketin işverenine. Antidemokratik bir yasa. 12 Eylül darbesinden kalan bir yasa. Şirket nasıl? Bir şey çözmeyecek çünkü üyeliklerimiz zaten devlet üzerine yapıyoruz. Herhangi bir yasa dışı bir legal bir şey yok. Mahkeme kararını verdikten sonra şirket kaybedecek. Peki şirketle görüşmeleriniz olmuştu mu? Oluyor, sendikamız görüşüyor işte. Peki nasıl gelişiyor görüşmeler, neler konuşuluyor? Ya sendikamız taleplerimizi sıralıyor tek tek, söylüyor. Ama şirketin tabii ki zamanla oynama gibi böyle bir eğilim var. Zamanla oynuyorlar, biz de bekliyoruz. Yani şirket şey diyor, yani biz sendikaya herhangi bir karşımız yok ama işte biz dava sürecini bekliyoruz, mahkemenin bitmesini bekliyoruz. Aslında bu bir taktik yani, bizi oyalama, süreci uzatma taktiği yani. Şu an o hangi koşullardayız? Süreçte daha çok işçi kıyma oldu. Hani, mesela neler yapabiliriz? Yani iş olarak söyleyebiliriz. Sendikaya yollamaktan korkmasınlar. Sendikaya yasal bir hak. Her ne kadar olay şartlarında da olsa, zor durumdan da hiç olsa şu anda ülke olarak. Sendikalı olmak işçinin anayasal hakkı. Hiç kimse anayasal hakkı kurallarından çekemezsin. Haklarına sahip çıksın, sendikal haklarına sahip çıksın. Biz zor günlerin atılacağını düşünüyoruz. Peki burada hani polis vesaire ÖGB kaygısı oluyor musun? Yok, ilk günlerde bir baskı oldu. Polis baskısı, burada oturmamız da oluyor. Ama sendikamız bu konuda deneyimli. Direngen bir sendika, Türk sendikası. Şu an herhangi bir yani 151. gün bugün artık polis burada da yok. Zaten burada bir taşkınlık yapmıyoruz. Yani incitici bir davranışta bulunmuyoruz. Söylemlerimize bile dikkat ediyoruz şirketle ilgili. O yüzden polislik bir durum yok burada şu an.